COVID'de nasıl yönettik özellikle diyabetlileri? Evet. Şimdi bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Estağfurullah, bizim için büyük onur. Çünkü dünyada da bizde de diyabetle yaşayan hastalarımız COVID sırasında çok endişelendiler. Evet. Sürekli hem sosyal medyada hem medyada en önemli risk grubu olarak tanımlandı. Evet. Fakat Çin'den, sonra Avrupa'dan ve Kuzey Amerika'dan gelen araştırmalar ve bizim kendi gözlemlerimiz, bizim kendi verilerimiz itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim. Bir kişinin diyabetli olması bu salgında daha fazla mikrop kapma ihtimali anlamına gelmiyor. Tekrar ediyorum. Diyabetin varlığı enfeksiyona yakalanma riskini artıran bir olumsuz faktör, zararlı risk faktörü değildir. Önemli bir bilgi bu, evet. Bu çok önemli. Çünkü öyle zannedildi. Hep öyle yorumlandı. Hastalarımız da böyle zannettiler. Hayır, herkes ne kadar hastalık kapma riski taşıyorsa, diyabetliler de o kadar risk taşıdılar. Hocam bir araya gireceğim. Zaman zaman uzmanları ağırladığımızda dünyadan örnekler verdiler. Olabilecek en sağlıklı futbolculardan vesairelerden örnekler verdiler. Yani bağışıklık sistemi çok yüksek olan vesaire. Yani hepimizin yakalanma oranı aslında eşit. Evet, tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Diyabetlilerimiz çok çok endişelendiler. Zannettiler ki ya da öyle şeyler okudular, duydular ki onlar herkesten daha fazla mikrobu kapabilirler. Evet. Hayır, bu doğru değil. Böyle bir şey yok. Herkes ne kadar kapabilirse onlar da o kadar kapabilir. Herkes kendini nasıl koruyacaksa onlar da o kadar koruyacak. Ayrıca bir önlem almalarına gerek yok. Evet. Fakat şöyle bir fark var. Eğer hastalığı kaparlarsa diyabetliler, diyabetli olmayanlara kıyasla bu hastalığı daha ağır geçirdiler. Evet. Burada fark var sadece. Evet, burada ortaya çıkıyor. Evet, hastalığa yakalanırlarsa genellikle onların hastanede kalma ihtiyaçları oluyor. Hastanede daha uzun kalma ihtiyaçları oldu. Yoğun bakıma yatma ihtiyacı da örneğin yoğun bakım solunum desteği gerektirme hali de diyabetlilerde yaklaşık 2-2,5 kat daha yüksek oldu diyabeti olmayanlara göre. Farklı sebepler var diyabette neden bu hastalığın ağır gittiğine ilişkin. Eğer diyabet uzun süre kontrolsüz gittiyse, kan şekeri 180-200'lerin üzerinde gittiyse, vücutta bir takım müzminleşmiş problemler var. İşte damardan sızıntı ihtimali artıyor, küçük küçük pıhtılara yatkınlık oluyor filan. Şimdi bu zaten bu COVID virüsünün organizmaya zarar verme yöntemlerinden birisi bu. Sızıntı damar duvarında, akciğer duvarında, vücut içindeki duvarlarda, bariyerlerde kaçaklar sızıntılara yol açıyor. Küçük damar yataklarında küçük küçük pıhtılar oluşmasını tetikliyor. Ama zaten diyabet bunlara yatkın bir hastalık olduğu için bu virüs eklendiğinde çok daha sık, çok daha şiddetli oldu organ hasarları COVID sırasında. Türkiye Diyabet Vakfı olarak biz pandemide bir diyabet destek hattı kurduk. Çünkü hastalarımız çok darda kalmadıkça da hastaneye gitmemeleri konusunda uyarıldılar, haklıydılar. Olabildiğince acillik bir durum olmadıkça hastaneye gitmediler. Dolayısıyla evde sürekli kapalı kaldıkları sırada da spor yapamadılar, egzersizleri aksadı. Beslenme düzenleri değişti. Daha fazla unlu mamul tükettiler ve şekerler de dalgalandı. Dolayısıyla bunların dozlarının ayarlanması gerekiyordu. O yüzden elektronik posta yoluyla veya telefonlarla bize ulaşabilecekleri bir destek hattı oluşturduk. Tüm Türkiye'den 85 endokrin uzmanı hekim, diyabet hemşiremiz ve diyetisyenlerimizle bu sorulara cevap verdik. Tabii biz de pek çok şeyi bu pandemi yaşarken öğrendik. Örneğin kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın pandemide ne gibi ihtiyaçları olacağını da burada öğrendik. Teletıp dediğimiz bu iletişim yöntemi, yani hastanın evinden doktorunu arayarak şekeri, ilaçları, dozlarını danışıp ayarlama viziti, bizim hiç uygulamadığımız, çok da aslında önemsemediğimiz bir uygulamaydı. Buna dünyada teletıp deniyor. Evet. Biliyoruz, evet. Ama bunun ne kadar
hayati bir işlevi olabileceğini de biz pandemi sırasında öğrendik. Bunun geliştirilmesi gerekir. Hocam buna... belki her şey online'a dönecek yavaş yavaş. Evet. Değil mi? Evet. Tıpta da daha çok dijitalleşeceğiz belli ki. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Balçık Hanım, şimdi yeni bir döneme hazırlanmalıyız. Evet. Şimdi biz örneğin bizim diyabetli hastalarımızın yaklaşık yılda en az 4-5 kez hastaneye gelme ihtiyaçları olur. Tabii. Rutin bazı kontroller, doz ayarları, doz değiştirdiğiniz oldu mu olmadı mı filan. Şimdi yılda 4 kez 5 kez hastaneye gelen hastanın bu 3 ay boyunca hastaneye gelmeden de evinden şekerini ayarlayabileceğimizi yaşayarak gördük, öğrendik. Çok önemli bu bilgi. Evet. Çok dolayısıyla önemli. Bundan sonra evden vizitler. Şimdi Türkiye'nin evde bakım hizmeti vardı. Çok önemli var. İşler. O başka tabii. O başka bir şey. Tabii. O bakıma ihtiyacı olan, hastaneye engeli sebebiyle gelemeyen hastaya sunulan bir hizmetti. Bizim bu pandemide gördüğümüz gayet engeli olmayan, tansiyon şeker ayarı için 2-3 ayda bir hastaneye gelen hastanın evindeki tıbbi ihtiyacının karşılanması. Hocam siz bunları telefonla yaptınız değil mi? Telefonla ve elektronik posta üzerinden yaptınız. Yaptınız. Bunun bir sonraki ilerlemesi ki dünyada da yapılıyor bazen, zaten büyük hastanelerde yapıyor. Bunun online görüşmeye çevrilmesi belki. Görüntülü olarak değil mi? Evet. Tabii şöyle de bir durum var. Tabii bu bir mücbir dönemdi. Tabii. Yani şimdi bizim mevzuatımız bu teletıp hizmetinde, teletıp hizmetinin mevzuatımızda yeri yok. Dolayısıyla bu bir bazı hukuki riskler yaratan bir alan. O yüzden ama salgın sırasında her tıbbi açıdan hasta yararına her uygulama derhal eyleme sokuldu. Evet. Ama bizim bundan sonraki hayatımızda bu dijital ortamdan vizit ve hasta danışmanlığı vermemizin hukuki bir tanımına ihtiyacımız var. Hocam bunlar yapılacaktır diye düşünüyorum. Evet, çünkü yapılacak. Böyle çalışmalar var. Neden? Şimdi zaman zaman çok uzman ağırladık. Zaman zaman da acilcileri ağırladık. Özellikle acile gitme sayısında büyük düşüş var. Çünkü yani hepimizin başına geldi. Ben bir anneyim mesela, çocuğun başını bir yere çarptı. O anda acile götürmek yerine bir acil doktorla görüşme şansı bile çok kıymetli. Evet, gereksiz başvuruyu kesinlikle azaltıyor değil mi? Evet. Endişeyi azaltıyor. Evet. Mesela bu sadece çok minik bir örnek verdim. Bunun gibi kaç tane o acil, gerçekten acil olandan bahsetmiyorum hocam. Ama yani biz o acilleri gereksiz dolduruyoruz, onun farkındayım yani. Size çok net şunu söyleyebilirim Balçık Hanım. Bu pandemi diyabet destek hattında, diyabet vakfı olarak biz hastalarımıza en çok nasıl iyi geldik, nasıl faydamız oldu diye bir soru sorsanız, peki, cevap aynen bu. Bu değil mi? Endişelerini giderdik. Tabii, konuştular çünkü. Evet. Endişelerini giderdik. Evet.